ateşten camın bile eridiği görünüyor burada. Sadece taşların bile yandığını hissedebiliyorsunuz. Bunlar üzerinde iyi değerlendirmek için sahada periyodik ölçümler yapılması lazım. Uzun süre takip edilmesi lazım. Her yıl bunları ölçerekten kaybolan toprak miktarını ve bu toprağın içerisinde kaybolan besin miktarını belirleyerekten. Yangın sonrası birçok canlı habitatını kaybettiği için büyük alanlarda habitat kurulamakta zorlanıyor. Burada da bir bal arısı kendine burada yeni bir yaşam ortamı oluşturmaya çalışıyor. Burası 10 metre yok herhalde. Yanık sahalarda en önemli sorun yangından sonra sahada gül içerisinde kalan besin elementi. Besin elementi daha önce organik madde dediği yanmayan çallarda, ağaçlardaydı. Bunlar yanınca bütün besin elementleri toprağa geldi. Yangın sonrasındaki en büyük tehlike buradaki besin elementlerinin erozyonla kaybıdır. Bu konuda bu çalışmayla bunu engellemeye çalışıyoruz. Şimdi toprakta daha öncekinden çok daha fazla bir besin elementi yüklemesi gerçekleşiyor yangından sonra. Topografya farklılık gösterdiği için rüzgarla birlikte rüzgarın yönüne göre topografyanın şekline göre kayalığa gelmesine, çalılığa gelmesine, meşerenin yaşlı veya genç olmasına göre yangının şiddeti de hızı da değişmiştir burada. Özellikle dik yamaçlarda yangın sonrasında kül içerisinde kalan çok fazla besin elementleri var. Bu besin elementleri ilk yağmurlarla birlikte aşağıya doğru iner. Ayrıca bu akan besin elementinin geride bıraktığı mineral toprakta daha fakir bir hale geliyor. Ve bu sahalara gelecek olan gençlik büyüme bakımından sıkıntı çekebilir. Özellikle biraz birkaç yaşı aldıktan sonra besin ihtiyacı artınca besin elementi sahaya geri gelmesi çok uzun yıllar aldığı için bir büyümede bir yavaşlama gözlemlenebilir. Dolayısıyla özellikle yamaç arazilerde bu besin elementini tutacak, erozyonun hızını kesecek belirli aralıklarla teraslar, makinalı veya insan gücüyle teraslar yapılaraktan bu besin elementlerini bu sahada tutmalıyız. Daha önce de besin elementi vardı bu topraklarda ama şimdi ağaçlarda tutulan besin elementi, çalılarda, otlarda tutulan besin elementi hepsi birlikte toprağa yüklendi. Toprak bu kadar besin elementini tutması kapasitesini aşan bir durum. Yangın sonrası en büyük tehlike budur. Yangını biz sadece yangının ateşin görüldüğü andaki birkaç gün içerisinde tartıştığımız için bu aslında orman yangın ilişkisinin daha çok bir kriz yönetimi ilişkisini daha tartışıyoruz. Halbuki bunun yangın öncesindeki ormanın direnci, ormanın durumu, yangına karşı hassas mı değil mi ve yangın geçtikten sonra da bu sahalardaki bitki örtüsü tekrar geri nasıl gelebilir, sistemin geri nasıl tekrar toparlayabiliriz? En önemli aşama bu aşama oluyor.
Bu aşamada da güneş var, aynı güneş. Yağan yağmur, aynı yağmur, değişmeyecektir çok fazla. Besin elementi büyük bir miktarda erozyonla kaybolursa asıl sıkıntı yanan sahalarda besin elementlerinin koruyup koruyamama. Uzun vadede de bu sahaların verimini düşürebilir, özellikle yamaç arazilerde. Dolayısıyla yanan sahaların tekrar restore edilmesi, tekrar ekosistemin canlanabilmesi için mutlaka bu saha verimliliğini koruyacak tedbirlerin alınması öne çıkmaktadır.